Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün günlük veri tabanını tablo kullanarak nasıl kolay bir şekilde filtreleme yapacağınızdan bahsedeceğim. İlk olarak genel bir veri tabanı nasıl oluşur, oluşturulur ondan bahsedeyim. Başlık, yazar, yıl, kağıt türü, ana konu, alt konu, metot, özet, kilit nokta 1, kilit nokta 2 şeklinde yazdım. Siz bunu daha detaylı bir şekilde yazabilirsiniz. Eklemek istediğiniz parametre olur onları da ekleyebilirsiniz. Başlıkta genel olarak yazmadım. Siz bunları da yazabilirsiniz. Ben örnek olması açısından bu tabloyu oluşturdum. Siz kendi veri tabanınıza göre bu üst başlıkları da belirleyebilirsiniz. Yazları da yine yazmadım. Yılları değişik yıllarda değerler girdim. İşte eleştiri, araştırma veya kitap bölümü şeklinde yazdım. Yine ana konu, alt konu burada konu başlıkları yazabilirsiniz. E, metot yine boş bıraktım. Özet de boş. Kilit noktada da x, y, z bilinmeyenlerini yazdım buraya. Şimdi gelelim bunu öncelikle tablo oluşturmayı nasıl yapacağız? Tüm tabloyu seçiyoruz. Gördüğünüz gibi bu şekilde seçtik. Ekle kısmına giriyoruz. Daha sonra tablo diyoruz. Bastıktan sonra tablom üst bilgi satırı içeriyor yani bu yazdığımız bölümü içeriyor diyor. Tamam dedik. Bu şekilde yaptık. Şimdilik bu şekilde bir tabloyu oluşturduk. Şimdi burada giriş bölümünde ortala diyoruz ve metni kaydır. Bu şekilde yapıp daha güzel bir görüntü elde edip elde edebiliyoruz. Şimdi biz burada nasıl filtreleme yapacağız? Filtreleme yapabilmemiz için bunu birazcık aşağı alıyorum ben. Aşağı aldıktan sonra bu kesinlikle boşluğa tıklamıyoruz, tablonun içinde bir kısma tıklıyoruz. Daha sonra ekle kısmından dilimleyici, dilimleyiciyi seçtik. Şimdi biz e, nelere göre bunu dilimlemek istiyoruz? Başlığa göre olsun, yazar'a göre olsun, e, yıla göre olsun, kağıt türüne göre olsun. Daha sonra e, ana konudan olsun bir de e, kilit nokta 1'e göre olsun diyorum ben. Tamam dedim. Gördüğünüz gibi burada tek tek açıldı. Başlığa göre, e, yazara göre, yıla göre. Yılı ben aşağı alacağım. Kağıt türüne göre ana konu ve kilit nokta 1 şeklinde bize bunları oluşturdu. Bunlar oluştuktan sonra daha az yer kaplamaları için burada sütunları arttırabiliyoruz. Önce oluşturduğumuz dilime tıkladık. Daha sonra sütunlardan bir, iki tane aslında iki tanesi yeterli. Üç de okunmuyor biraz daha. Daha sonra yazarda da iki tane yaptım. Kağıt türünde de gene tıkladım. Onu da iki yaptım. Burada da gene ana konuda da iki yaptım. Ve kilit noktada da iki yaptım. Daha sonra bunları boyutlandırdığımız zaman daha da küçültebiliyoruz. Gördüğünüz gibi bu şekilde. Bunu da küçültelim. Bunu da küçültüyoruz. Daha da küçük yapabiliriz ama eşit olması için böyle yaptım ben. Yapıyorum. Şimdi biraz daha e, Şu dördüncü bölümü aşağı alacağım. Oraya da yılı ekleyeceğim. Tabi Yılı eklemeden önce şu kadar genişlettim ve e, Yıla tıklayıp Şuradan Seçeneklerden sunları 2 Bunu hepsini tek bir e, satır olacak şekilde ayarlıyorum. Daha sonra bunu birazcık küçültüyorum ki güzel gözüksün. Evet şimdi başlığa göre yazara göre kağıt türüne göre ana konu ve kilit nokta 1 ve yıla göre var. Mesela ben çalışma yapıyorum e, fakat 2005 yılında olanları görmek istiyorum diyorsunuz 2005'e bastığınız zaman 2005 yılında olanları size gösteriyor. Bu veri tabanında daha sonra diyorsunuz ki ben 2005 değil dediğiniz zaman filtreyi temizle kısmı var. Filtreyi temizleye basıyoruz ve filtre temizlenmiş oluyor. Bir çalışma yapacaksınız ama veri tabanınızda kitap bölümlerini aramak istiyorsunuz kağıt türü olarak. Kitap bölümüne tıkladığımız zaman gördüğünüz gibi kitap bölümü olanları var. Ben diyorsunuz ki ana konusu 5 olan. Ana konusu 5 olan direkt size sonucu veriyor. Diğerlerinin hepsini gizlemiş oluyor. Filtreleri temizle dediğimiz zaman da bütün filtreler yani filtreler temizlendiği zaman da bütün veri tabanınızı görmüş oluyorsunuz. Bu şekilde veri tabanınızda çok kolay bir şekilde filtreleme yaparak istediğiniz sonuca, istediğiniz araştırmaya direkt olarak gitmiş oluyorsunuz arkadaşlar. Daha fazla video için kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.